Beni anlamadınız. Yaptığınız haksızlığa artık dayanamıyorum. Hakkınızı helal edin. Dedi. Şimdi ne yapacağız? Sinan'ın eşyalarını toplamış mı? İlaçlarını almış mı yanına? Yok, her şey duruyor dede. Niyazi, gitmiyoruz ya. Birini mi bekliyoruz? Mermi gitmiş. Nereye gitmiş? Evi terk etmiş. Senin yüzünden oldu. Annem bu evi senin yüzünden terk etti. Emine. Senin yüzünden oldu. Duyuyor musun beni? Eğer annemin başına bir şey gelirse yemin ediyorum seni mahvederim. Emine! Helal. Götür şunu evine. Sen de geç kızım içeriye. Sinan, sen hemen Çaylı, Şahin Tepesi'nin oralara bak hemen. Niyazi, sen arabayı al, otogara git. Ben de karakola gideceğim. Tamam, telefonlaşacağız, haydi. Dede ben ne yapayım? Emine'ye sahip çık evladım. Hadi. Necmi? Niyazi kardeşim nerede kaldınız ya? Annem kayıp Necmi, annem kayıp. Nasıl kayıp? Bayağı kayıp işte. Sabah kalktık ki bir tane mektup bırakmış, çekmiş gitmiş. Allah Allah, nereye gidecek kardeşim ya? Necmi, dedem karakola gidiyor, sen onun yanına git. Ben de otogara geçiyorum, tamam mı? İyi tamam, gidiyorum ha. Haber ver ona. Tamam, veriyorum, haydi. Haydi. Babaanne, ya anneme bir şey olursa? Nereye gider bu kadın tek başına? Sen hala o bukeyi koru. Bak başımıza ne işler açtı. O kız buradan gitmedikçe bize huzur yok babaanne. Çocuğun yanında konuştuğun şeye bak. Annen ortada yok. Sen hala kızla uğraşıyorsun. Sen de hala o kıza laf söyletmiyorsun babaanne. O benim annemse senin de gelinin. Neden annemi korumuyorsun? Emine! Emine! He Arife! Söyle! Melahat Ana, sen ne istersen. Ben Emine'yle kalırım. Kızım. Melahat Nana. Güzel kızım benim. Keşke buralara hiç gelmeseydim Melahat Nana. Ben sizin hayatınızı mahvettim. Sakın. Sakın sevgili. Sakın öyle deme. Ama Nermin teyze benim yüzümden gitti. Emine perişan, Niyazi arada kaldı. Ben böyle olacağını bilseydim. Kızım, güzel kızım. Nermin, evladının acısıyla öyle davranıyor. Ahmet'ten sonra onu ben bile tanıyamıyorum. O gelinlik senin en kıymetli şeyin. Niyazi seni canından çok seviyor. Sakın ondan vazgeçme. Zamanla her şey düzelecek güzel kızım. Düzelecek. Anne! Anne! Aklesin komşum. Düşman olsa böyle davranmaz. Onların hayatında fazlalığım artık ben. Cemal'ım öldükten sonra oğullarım vardı bana kol kanat gerecek. Şimdi onlar da sırtına döndü. Ben daha ne diye yaşayayım? Emine. Ne olacak şimdi Arif? Ha? Ne olacak şimdi? Cevap ver. O koruyup kolladığınız kızın bizi ne hale getirdiğini, ailemizi nasıl parçaladığını görüyor musun? Asıl zulmü yapan kimmiş şimdi anladın mı? Eğer annemin başına bir şey gelirse... yemin ederim onu kendi ellerimle gebertirim. Tamam oğlum, tamam. Ağlama. Bir şey yok. Beni anlamadınız. Yaptığınız haksızlığa artık dayanamıyorum. Hakkınızı helal edin. Ömer abi, Nermin ablanın bir fotoğrafı var mı yanında? Olacaktı çocukların fotoğrafları. Var. Hah, güzel. Sen şimdi yandaki odaya geç, fotoğrafı ver. Arkadaşlar eşkal bilgileri isteyecekler. Benim de öncelikle eve gelip ifade almam lazım. Daha sonra arama çalışmaları için bir ekip göndereceğim. Tamam. Sağ ol Kemal. Vazifemiz Enver abi. Sen de üzme canını. Bulacağız Nermin ablayı. Sağ ol. Bana asayiş büroyu bağlayın hemen. Fatma! 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 Fatma çık dışarı! Fatma! Fatma! Çık dışarı! Fatma! Ne bakıyorsunuz? Haydi işinize! Fatma! Çık dışarı Fatma! Melahat teyze ne oldu? Filiz, annen nerede? Annem evde yok, çarşıda. Bana yalan söyleme. Çağır şu kadını. Melahat teyze vallahi evde yok. Melahat abla. Nermin nerede Fatma? Hayırdır inşallah, bir şey mi oldu? Bana oyun oynama. Sen bilirsin nerede olduğunu. Geçen gün fısır fısır konuşuyordunuz. Tövbe vallahi. Biz yalnızca dertleştik. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nermin evden gitmiş. Ne? Bu işin içinden de sen çıkarsan... ben bilirim ne yapacağımı. Ona göre. Nereden kalkıyor gemi? Trabzon. Ne zaman döneceksin? Altı ay sonra anne. Harun. Emin misin? Çok özleriz seni. Eminim abla. Daha fazla duramam buralarda. Gitme oğlum. Gidersen ölürüm. Annem. Esas gitmezsen ben öleceğim lan. Dede. Efendim evladı. Hala karakolda mısın? Ne oldu, ne dediler? Yok evladı. Şimdi eve geldik Necmi ile. Ali'nin resmini bıraktık. Hemen aramaya başlayacaklar. Niyazi, sizin de eve gelmeniz lazım oğlum. Komiser gelip ifade alacağım dedi. Anladım, tamam. Ben şimdi Sinan'ı arıyorum, tamam haydi. Tamam evladı. Haydi. Sağ ol canım. Nerede kaldın Sabri? Kusura bakma abi, beklettim. Haberler kötü. Nereye gittiysen, hangi kapıyı çaldıysan bir şey yoktur abi. Yeni inşaatların oraya da baktın mı? Baktım abi, baktım. Orada da adama ihtiyaç yokmuş. Hem işçilerle konuştum, doğru dürüst paralarını da almamışlar. Başka yerlere de bakmamız lazım Sabri. İş bulmamız lazım, iş. Kaç ay oldu kızımın yanına gidemedim. 5 kuruş para gönderemedim. Ne iş olursa çalışmamız lazım Sabri. Çalışmamız lazım. Haklısın abi. Nerede kaldı bunlar hemen? Ya ne bileyim Melahat. Sen git ben geleceğim dedi Kemal. Irmak. Irmak'cığım. Benim aşkım nasılmış bakalım? İyiyim Irmak. Sinan, sen iyi misin gerçekten? Irmak, annem kayıp. Ne? Nasıl yani? Gitmiş işte, evi terk etmiş. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne yapacaksınız peki? İşte polise haber verdik. Biz de her yerde arıyoruz ama sonuç yok. Sinan, ben hemen geliyorum. Irmak, zaten burası karışık. Ne olur sen orada kal. Bir gelişme olursa ben sana haber veririm, oldu mu? Tamam aşkım. Tamam, hadi ararım sonra seni yine. Sinan, kendine çok dikkat et, olur mu? Tamam, sen de. Of ya dede. Öyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız burada ya? Kemal, herkes evde olsun dedi torunum. Kapandık kaldık evin içine. Az daha sabret sevgili. Mahdi. Necmi. Al bu anahtarları da Harun'a ver. Tamam Ömer amca. Abi. Gel Bahar'ım, gel. İyi yolculuklar abi. Hayırdır? Annemlerle mi konuştun? Evet. Keşke böyle olmasaydı. Keşke başka bir yolu olsaydı. Başka yolu yok be Bahar'ım. Bir şeye ihtiyacın var mı abi? Yok benim güzel kardeşim, sağ olasın. Birgül nasıl? Onu da göremedim. Birgül kazanamadığı için bunalıma girdi. Benim güzel yeğenim ya. Onunla da hiç ilgilenemedik. Göya dayısıyız. Öyle deme abi. Sen dayılarında, abilerinde en güzelsin. Değil. Öyle değil. Esas sen teyzelerin en güzelisin. Annesi gibi sahip çıkıyorsun Birgül'e. Allah inşallah sana da gönlüne göre bir çocuk verir. İnşallah. Yaşar, yeter. Arif'e gideceğim be. Yok Arif, Marif. Gideceğim Yaşar. İcat yapacağız, indir beni. Gitmeyeceksin dedim. Bak, müşterilerin yanında bağırtma. Müsait yerde inebilir miyim? Orhan! 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 Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? En son ne zaman gördünüz peki? Dün eve gitmeden önce odasına uğramıştım. Gece 10 gibi filandı. Gidebileceği bir yer, akrabası, eşi, dostu falan var mıydı? Yok Kemal, bizden başka kimin kimsesi yok. Peki ailenizde veya dışarıda husumetli olduğu ya da anlaşamadığı herhangi birisi var mı? Anlaşmazlık, böyle her ailede olduğu kadar. Böyle husumet, düşmanlık yoktur. Yazdın mı oğlum bunları? Yazdım komiserim. Peki Enver abi, biz daha fazla vakit kaybetmeden aramaya başlayalım. Vazife bizi bekler. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı Kemal abi? Şimdilik yok Niyazi kardeşim. Bizden haber bekleyin. Anneciğim ne olur üzme kendini. Belki abim için böylesi daha iyi olacak. Nesi iyi olacak kız? Tek başına evinden, yurdundan aylarca uzak kalacak. Ya belki böylesi daha hayırlıdır. Hem babamdan da uzak olur. Allah o kızın cezasını versin. Hep onun yüzünden başımıza geldi bu işler. Anne, o konu kapandı artık. Hatırlayıp da sıkma canını şimdi. Sen evladından ayrı kalmak nedir biliyor musun kızım? Niyazi. Orhan, buraya çıkınca nasılsın? İyiyim, sen? Emme. Sinan. Polisler geldi, niye arayın? Nermin teyzen kaybolmuş Orhan. Onu bulacaklar. He. Niye kayboldu ki? Öyle işte. Ben sana sonra anlatırım, oldu mu oğlum? He. Bulurlar arayın. Polisler bulurlar. Orhan, heh, sen şimdi eve git. Bu icat işini biraz erteleyeceğiz oğlum, oldu mu? Tabii. Yapmayalım şimdi icat. Arif, üzülme ama. Bulurlar onu. İnşallah Orhan. İnşallah. Nasılsın Harun? Sağ ol. Ne zaman gideceksin? Yarın sabah. Harun, ne zamandır çalışmıyorsun? Eğer bir şeye ihtiyacın varsa... Yok Necmi, sağ ol. Peki kardeşim. Emre amca bunu sana yolladı Harun. O anahtarları götür geriye. Benim o tekneyle hiçbir işim yok. Gözünü seveyim Harun. Bu konuda beni arada bırakmayın da. Zaten Emre amcanın derdi başından aşkın. Nermin teyze kayıp. Sabahtan beri onu arıyoruz. Beni ilgilendirmez. Dediğim gibi. Benim o tekneyle hiçbir işim yok. Götür o anahtarları geri. Tamam la tamam. Ne halin varsa gör. Bütün bunlar neden bizim başımıza geliyor Niyazi? Biz yanlış yaptık. Ya anana bir şey olursa? Anneme hiçbir şey olmayacak. Gerçekten. Hiçbir şey olmayacak. Bana güven. Biz yanlış hiçbir şey yapmadık. Birbirimizi sevmekten başka ne yaptık ki? Selamun aleyküm. Merhaba. Değil mi? Dur. Ne oldu Resul amca? O elindekini nereden buldun? Bir yerden bulmadım. Enver amca verdi Harun'a götürmem için. Ver Ali bana. Emanettir bu, veremem. Elindeki Harun'un teknesinin anahtarıdır. Harun'a götürdüm, almadı. Emir amcaya geri vereceğim. Gider ondan alırsın. Ben Harun'la konuşurum. Ben onu ikna ederim. Mourinho çok üzülüyor. Biliyorsun aylardır işsizdir, parasızdır, alkoliktir. Sen onun arkadaşı değil misin yoksa? İyiliğini istemez misin? Ya istemez miyim Resul amca? İsterim tabii ki ama ne bileyim yani. İyi tamam. Ama bak ne yap ne et Harun'a ver anahtarı. Sakın beni arada bırakma. Vallahi billahi sonra papaz oluruz ha. Merak etme sen. Çak! Allah senden razı olsun. Hadi iyi günler, iyi günler hadi. Muzaffer abi, ne yapacağız? Ben darlandım, böyle oturup bekleyecek miyiz abi? Polis arıyor Niyazi. Her yere resim bırakıyorlar. Herkese soruyor. Dede, biz abimle yine bir etrafa baksak mı? Bakın evladı, iyi olur. Ya haydi o zaman, haydi. Stres yapma Selim abi. Rahat ol biraz. Yardım edecek mi acaba bize? Eder abi, neden etmesin? Bu ihaleyi kesin almamız lazım. Yoksa batarız. Şahin Bey arkamızdaysa bu ihale bizim. İnşallah. İnşallah. Affedersiniz. İstemeden kulak misafiri oldu. Siz de mi talipsiniz? Evet. Biz de talibiz. Hayırlısı. Sağ olun. Resul Bey, Şahin Bey sizi bekliyor. Sıkıntı yok. Orhan, sen yine mi işten kaçtın? He, kaçtım yine. Ama Arif'e gittim anne. İcat yapacağız biz. Adımız çıkacak internette. Ama bugün icat yapamadık anne. Polisler geldi. Arif çok üzüldü. Ne polisi Orhan? Niçin gelmişler? Nermin teyze evden gitmiş anne. He, kaybolmuş. Ama polisler onu bulacak. Bak görüyor musun Fehime? İyi ki bizim gelinimiz olmadı o kız. Ne belalar açtı insanların başına. Haklısın. Her işte bir hayır vardır. Ya. He, vardır tabii. Şahin, dışarıdaki adamlar kim? Hangi adamlar? İhale konuşuyorlar diyor da. Ha, bizim Selimler. Müteahhit onlar. Yeni bir ihale işimi varmış. Neymiş ona girecekler. Ben de girmek istiyorum. Resul abi, bu işler senin bildiğin gibi kolay değil. İstemekle olmuyorsun. Ayrıca nalbur işi başka, müteahhitlik başka. Ne gerekiyorsa yaparım. Çok şey lazım. Ama en önemlisi mangır. Ne kadar? Teminat göstermen lazım, nakit lazım. Ne kadar da? 200.000. Şahin, sen ver. Resul abi, bak bu zamana kadar verdiklerim geri ödemezsizdi. İş başka, akrabalık başka. Bu sefer verdiğimi geri alırım. Nasıl ödeyeceksin? Öderim. İşleri büyütünce öderim. Resul abi, vallahi bu işler senin düşündüğün gibi değil. Büyümek cesaret ister, güç ister. Ama en önemlisi vizyon ister. Vizyon. Bana yardım etmeyecek misin? Ayrıca sen yaşlısın. Bu yaştan sonra bu işleri kaldıramazsın. Sen esas bizim projeyi bekle. Oradan zaten büyük para kaldıracaksın. Öyle olsun. Müteahhit Russell. Ulan biz bir cızıv aldık, Akbaba'yı da paketlediler bize. İlaçlarını da almamış babaanne. Ya başına kötü bir şey gelirse? O zaman ben ne yaparım? Aklına kötü şeyler getirme evladım. Nasıl getirmem babaanne? Dışarısı buz gibi. Bu havada bu kadın nereye gider? Ne içer babaanne? Allah'ım biz ne yaptık da bütün bu dertleri, kederleri bize veriyorsun ya Rabbi. Yapma. Çok yanlış yaptınız babaanne. Çok. Siz annemi hiç dinlemediniz. Benden izin almadan nereye gidiyorsun? Şşş! Kime diyorum ben? Bir daha kaçmayacaksın minibüsten. Bir daha benim iznim olmadan hiçbir yere gitmek yok. Ne yapıyorsun sen? Hesaplamaya bayram. Öyle hesaplamayla olmaz o işler. Uzak oralar. Olsun, uzak olsun. Arif motor yapacak bana. Hararet yapmayacak senin minibüsü gibi. Hiç bozulmayacak. Motorla gideceğim babamın mezarına. Saçma sapan konuşma. Hiçbir yere gidemezsin. He, giderim. Allah Allah. Hem de nasıl giderim? Gitmeyeceksin lan. Gitmeyeceksin. Ver şu kalemi bana. Versene oğlum. Ben senin oğlun değilim ki Yaşar. Vermiyorsun he? He, vermiyorum. Haritayı çiziyorum ben onunla. Al sana harita. Yapma Yaşar. Yaşar yapma, ver onu. Vermedim lan. Ver onu bana. Vermiyorum. Ver onu bana. Vermiyorum lan. Ver onu bana! Şşş, bağırma. Bağırma. Ver onu bana. Ver onu! Ver onu bana! Ver! Ver! Anne. Hı. Acaba diyorum senin bu işlerle bir ilgin olabilir mi? Kızım o nasıl laf? Filiz, kızım. Yeminle benim bir alakam yok. Tamam anne, öyle diyorsan öyledir. Abi biraz yavaş. Efendim Şahin abi. Şimdi öğrendim Sinan'ım. Niye haber vermiyorsun uşağım? Nedir durum? Abi polis ilgileniyor, bir yandan biz de arıyoruz Niyazi abimle. Peki Sinan, peki. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayacaksın ha. Ne gerekiyorsa hallederim biliyorsun. Tamam abi, eksik olma. Hadi görüşürüz. Abi. Anlıyor musun sen? Biliyorum. Babam seni çok üzdü. Ama babalar evlatlarını korumak isterler. Bu yüzden bazen onlara kızarlar. He belki kızarlar. Ama sana kızmayın. Öyle ya. Benim babam değil Yaşar. Bir gün, Yaşar benim babam değil ama sen benim kardeşimsin. Sen benim canımsın abi. Biliyorsun değil mi? Bir gün, anneme söyleme, üzülmesin. Söylemem abim. Ben biraz yürüyeceğim. Hanım, yukarıda eski bir çay vardı ya, oraya da bakalım mı? Hadi bakalım abi. Dayım. Harun. Merhaba. Merhaba dayım. Hayırdır, nereye? Hiç. Öyle yürüyor. Bu ne böyle çizmişsin her yerini? Heh. İyi ya dayım, bu niye böyle her tarafı yırtık? Ha, buruşmuş. Hiç, öyle işte. La öyle işte nedir? Kim yaptı de bana bakayım. Ha, fırlamalar mı yaptı? Yok, onlar değil. Tamam dayım. Kim yaptı? Sen bana onu söyle. Yaşar mı yaptı? Yok. Yapmak istemedi aslında. Beni korudu hoş. Gideyim istemedi ondan. He. Tamam dayı. Hadi sen git dalaş. Tamam. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.